Eğer demir kubbe olmayaydı Göksu, İsrail şu an ciddi, hani o Gazze kadar olmasa da, çünkü orada bir hani topyekün saldırı var. Çok ciddi hasarlar almış ve belki de insanların birçoğu şu an sığınaklardaydı. Nasıl başardılar? İşte savunma sistemi bu demir kubbe sayesinde. Bak şu an havada işte bu atılan füzeler ve karşıladığı füze ve işte şu an görüldüğü gibi imha edilen işte Hizbullah füzeleri. O zaman şimdi şunu anlıyorum. Türkiye'de bu konuda çok ısrarcı davrandı, ısrar Kesinlikle etti. çok da doğru Amerika davrandı. Birleşik Devletleri'nden alamadı. Sonra gitti başka seçenekleri de değerlendirdi ve tamamladı. Eleştiriler de oldu hem içeride hem Ya dışarıda. inanılmaz yani. Ama bugün görüyoruz ki hava savunma sistemi olmayan ülkeler yok olmaya mahkum mu? Ya da isteyen istediği gibi saldırabilir mi? Hazar hocam lütfen siz de Tamamen katılın. Hemen çıplaksın. söyleyeyim, özür dilerim. Şimdi Evet. İran Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısından bugün bir açıklama geldi. Biliyorsunuz tatbikatlar İran-Irak sınırında devam ediyor. Sınır sıfır noktası, Kasr-ı Şehir noktasında. Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı bilhassa şu paragrafı söylüyor. Diyor ki, İran sistemleri %100 yerli olup, hava savunma anlamında söylüyor, dış devletlere bağımlı olmayan sistemlerdir. Şu anda hazırdırlar herhangi bir işte saldırıya ya da cevaba karşı ve hareketi hazır bir şekilde beklemektedirler. Şimdi bu noktada yerliliğe vurgu yapıyor. Öte yandan ben aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi ekonomi açısından piyasaların tepki verdiğini gördük aslında. İsrail Tel Aviv borsasındaki bir çakılma durumu oldu. Piyasalara etkisi oldu hisse senetlerinde. Yani vatandaşlar o kadar stok yaparken işte evlerinin altında saklanacakları şeyleri düşünürken yani demir kubbenin aylardır delindiği noktaları da gördük biz ve bunu yapabilen Husiler de aynı zamanda. Dolayısıyla ya Emrah Bey'e sormak istiyorum aslında. Hani çok rahat olduğunu söylüyor kafelerdeki ortamın ama bir şu ekonomik konuyu nasıl yorumluyor? Acaba vatandaşlarla konuşmuş mu? Bir de yani psikolojik olarak hiçbir etken göremediğini söylüyor. Fakat bugün Evet. İsrail, Emrah Bey son bir cümle söyleyeceğim. İsrail muhalefeti şöyle bir şey dedi Netanyahu için. İsrailli vatandaşlar 5 gündür bombalanmayı bekliyorlar dedi. Netanyahu'yu böyle eleştirdi muhalefet. Evet. Evet, hocam şöyle dediğiniz çok doğru. Yair Lapid yaptı bu açıklamayı. 5 gündür biz bir ülke tarafından bombalanmayı bekliyoruz dedi. Ekonomi de açıkçası çok önemli. Bu savaş nedeniyle Gazze'de süren saldırılar, Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle ekonominin de hırpalandığını söyleyenler var. Yani halihazırda zaten 7 Ekim'den bu yana çok kızgındılar Netanyahu'ya. Hani nasıl olur da Hamas tarafından böyle bir şey gerçekleşir? Kızgındılar, kızgındılar. Ama bu iki suikasti, İran ve Beyrut'ta gerçekleştirilen bu büyük sansasyonel eylemlerden sonra biraz yumuşamaya başladılar. Ama hem muhalefet kanadı hem de halkın kendisi artık savaştan bıktık, ekonomik olarak zordayız. Dolayısıyla bunu ifade ediyorlar. Biraz biz de gezdiğimizde şehrin içerisinde, tabii 7 Ekim'den önceki İsrail gibi değil. Çünkü sürekli savunma harcamaları gerçekleştiriliyor. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük bir kısmı gönderilmiş olsa da yine ülkede burada hali hazırda insanların da bundan artık bıkmaya başladığını, savaş istemiyoruz, savaş istemiyoruz, savaş istemiyoruz diyorlar. Evet, aylardır devam ediyor bu savaş karşıtı protestolar. Yani içeride Netanyahu'yu sıkıştıran en önemli şeylerden birisi de aslında hem esir yakınlarının protestolarıydı hem savaş karşıtlarının protestolarıydı. Yani 7 Ekim öncesiyle kıyasladığımızda şu anda ben hatırlıyorum daha biz 1-2 ay önce konuşuyorduk. İsrail'e gelecekte imzalanmış olan bir takım ekonomik işbirliği yatırımlarının şu güvensizlik ortamı sebebiyle İsrail'i terk etmeye başladığını. Şimdi 1-2 ay önce konuşuyorduk bunu. Dolayısıyla bugün Tel Aviv borsası Tabii. son günlerde yani bunları da düşünmek gerekiyor. Halk belki demir kubbeye %90 küsur oranında güveniyor ama işin başka boyutları da var. Şimdi sadece burada bu yıl Amerika 18 milyar dolar verdi İsrail. Yalnız 18 bir de milyar dolar. Demek vermese bak, can çekişecek ya. Şu havada ya bu uçuşan, demir kubbeye bak, bu kadar güveniyorlar da havada uçuşan kuzeyde 100 binden fazla insanı niye yerine boşaltıyorlar? Çok doğru bir noktayı söylüyor şimdi bak, Hikmet Bey. Şimdi gerçekçi olalım. Hizbullah'ın attığı roketlerden birkaçını da aslında mesela, ıskaladı. Mesela onlar da şöyle
onu isterseniz soralım Emrah Bey'e. Bildiğim kadarıyla yaralılar var. Mesela onlar da hocam. Buyurun. Emrah buyur. İsmet hocama bir katılmak şöyle bir cevap vermek istiyorum. Kuzeyde yaşayanlar 10 aydır Tel Aviv'de, Hayfa'da, buralarda, otellerde yaşamları devam ettiriliyor. Tüm imkanları devlet tarafından karşılanıyor. Geçen şöyle bir şey öğrendim. O insanlar da ayaklanmaya başladı. Ya ne kadar kalacağız biz artık? Hani tamam Tel Aviv'deyiz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorsunuz ama hani benim orada tarlam vardı, hayvanlarım vardı, ailem vardı. Yani biz ne kadar oradan uzak kalacağız diye onlar da artık eylem boyutuna geçmiş durumdalar. Yani kuzeyde yaşayan insanların buraya gelenlerinin dışında ben kalmayı tercih ediyorum diyenleri de bugün bir yerde bir yazı okudum. Antidepresan kullanmaya, yani bir bomba gelecek mi artık bunu kullanmaya, bu gibi ilaçlara yönelmeye başlamışlar. Yani artık psikolojilerin çok da iyi olmadığı bir yer kuzey. Orada yaşamaya devam edenler, çünkü büyük bir kısmı geriye çekildi. Geriye çekilenler de Tel Aviv'de ve artık nereye kadar biz burada kalacağız? Hayvanlarımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Onlar gitti, biz dağıldık. Böyle söylemler de yani burada hem rehine yakınları, hem ekonomik olarak zorda olan insanlar, hem de kuzeyde buraya gelmek zorunda olanlar da artık sesini yükseltmeye başladı. Şimdi Göksu, şu havada uçuşanlar Demir Kubbe'nin attığı füzeler. 80 bin, 100 bin dolar arası bir füze. Karşıladığı, yani Hizbullah veya işte Kassam Tugal'ın attığı füzeler 800 dolar. Şimdi bu ciddi bir maliyet. O nedenle Demir Kubbe'de şöyle bir yola gidildi. Örneğin mesela Demir Kubbe 3 parçadan oluşan bir sistem. Fırlatma araçları, komuta kontrol merkezi ve radar. Şimdi radar havada sürekli aktif. İşte havan mermisi, top mermisi veya işte füze ne yakalarsa radar anında komuta merkezine bildiriyor. Komuta merkezine bildirirken de düşeceği yeri, açıyı, zamanı aktarıyor. Eğer yerleşim yeri değilse işte o maliyeti düşürmek için Demir Kubbe'yi, o füze fırlatma araçlarını devreye almıyorlar. Yani bu eğer yerleşim yeri değil ve risk büyük değilse bırakıyor, düşüyor. Bırakıyor, düşüyor. Maliyeti 2,5 milyar dolar. Bir günün maliyeti. Şimdi bataryalarda her araç 20'li tamir füzeleri dediği füzeleri atıyor. 600 ile 800 roketlik bir set oluşturuluyor. Bu setin de koruduğu alan 150 kilometrelik bir çap. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz süreçte eğer siz mesela toplam 600 roket, bunu Kasam çözdü. Şimdi 600 tane roketi aynı anda karşılayacak bir gücüm var. Ama karşı 800 bin roket attığı zaman işte o durumda Demir Kubbe'yi eleye çevirebiliyorsun. Kevgir'e dönebiliyor. Kasam bunu çözdü. Bununla ilgili çok kritik saldırılarda bulundu. Hatta hatırlarsınız Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu an güvencesinde bir Kassam Tugay'ında gencecik bir mühendis. Demir Kubbe'nin şifrelerini çözdü. Eleye çevirdi. Mossad aylarca, yıllarca peşinde koştu. Ve şu an o dahi denilen çocuk güvenli ellerde. Şimdi Demir Kubbe'nin dediği gibi delinmeyecek bir yapı olmadığını bilelim. Tabii. Satarken %90 başarı diye satıldı. Fakat o gün geçti, uygulamalarda başarının %60-70'e düştü. İsrail tarafından da kabul edildi. Bu son yaşanan Gazze olaylarında %20'lere kadar düştüğü söylendi. Çünkü şimdi, özür dilerim. Çünkü şunu fark ettiler. Teknik olarak ona engel olabilecek bir sistem. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Estağfurullah. Yani o füzeleri işte diğerini şaşırtmak için eş zamanlı bir taktikle yolluyorlarmış ki. 5 dakika içinde mesela 1000 tane füze tık 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 atıyor. Tam olarak bu nokta. Ondan sonra radar o mu bu mu derken. Derken kafası. Evet.